Videomda sizlere Ankara Anlaşması için iş planı nasıl hazırlanır ondan bahsedeceğim. Ankara Anlaşması iş vizesine koyacağınız en önemli belgelerden bir tanesi iş planıdır. İş planı sizin işi nasıl yapacağınızı, nerede yapacağınızı, ne kadar sermayeyle yapacağınızı, iş aşamalarında işçilerinizin artı yönleri, eksi yönleri, zorlukları, kolaylıkları bu gibi şeylere anlatacağınız bir iş planı. Bu iş planı normalde 10-20 sayfa arasında bir belge ve tabii ki bu belge İngilizce olmak zorunda. Bu sizin aslında doğal olarak yani işinizi nasıl yapacağınızı anlatacağınız bir yer. Bu yüzden önemli bir belge söylediğim gibi. Evet, hadi gelin hep beraber iş planı nasıl hazırlanır ona bakalım. Evet, hepinize buradan göstermek istedim iş planının hazırlanışını. Bu böyle bir şablon, Uygar'ın bulduğu bir şablon. Bunun üzerinden giderek buradaki sorulara cevap verdiğiniz zaman iş planınızı zaten hazırlamış oluyorsunuz. Bu böyle bir rol gösterici, rehber tarzında bir şey. Linkini vesaire videonun altına bırakacağım. Oradan da görebilirsiniz. Kısaca şimdi açıklayacağım tek tek bölümleri. Buna göre siz de kendi iş planınızı bu şekilde doldurabilirsiniz. Tabii şablonlar farklı şekillerde olabilir. Bu sadece içinde yer alması gereken bilgiler adına size yol göstermek için hazırlanmış bir guidance, bir rehber. Öncelikle ilk bölümde genel olarak işinizin adını, detaylarını, işte kendinizi falan tanıttığınız bir bölüm olabilir. Executive Summary bölümü genelde yani işinizin bir özetini anlattığınız bir yer oluyor. Kısaca ne yapacaksınız? İşin hedeflerin ne ve biraz da bütçesel bir özet gerekiyor. Bunu tabii ki iş planınızı hazırladıktan sonra hazırlayacaksınız ama genelde iş planının en son planları hazırladıktan sonra özetini çıkarmış olsanız bile iş planının başında yer alıyor ki iş planınızı eline alan kişi ilk başta yani bir bakışta sizin olayınız ne, işiniz ne görüp anlayabilsin. Şöyle devam edersek yine aynı şekilde Executive Summary'ye giriyor burası biraz daha. İşte işinizin adı, işinizin özelliği, işinizi nasıl satacaksınız, hangi sizin işinizin diğer yerlerden farkı ne, bunları açıkladığınız sorular, noktalar. İkinci bölümde ise sizin kendi background'unuz, yani mesela hangi üniversite okudunuz, mesela fotoğrafçılık üzerinden geliyorsunuz, fotoğrafçılık okudunuz mu ya da bu konuda neler yaptınız, herhangi bir eğitiminiz ne yönde, işte bachelor's degree, master's degree, her üniversite derecesi, yüksek öğretim vesaire ne varsa onları burada belirtebiliyorsunuz. Aynı zamanda önceki iş tecrübeleriniz, her türlü qualifications ve education, her türlü eğitiminiz ve dereceleriniz gibi. Aldığınız varsa özel eğitimler onları yazıyorsunuz. Mesela ileride almayı planladığınız ileriki döneme ait herhangi bir trainingler, eğitimler varsa onları buraya yazıyorsunuz. Ardından biraz yine kendinizden bahsediyorsunuz. Hobileriniz, ilgileriniz ve herhangi additional information. Bu tamamen sizinle ilgili bir bölüm oluyor. Üçüncü bölümde ne satacaksınız? Bu bir ürün mü? Bu bir servis mi? Ona göre bir soruları şey yapıyorsunuz. Mesela işte bir ürün satacaksınız. O üründen bahsedebilirsiniz. Bu ürünün neden satacağını düşündüğünüzden ve özelliklerinden bahsedebilirsiniz burada. Eğer bir servis satımı yapacaksanız ne tür servisler sağlayacaksınız insanlara? Bunlardan yine burada bahsedebilirsiniz. Böyle dördüncü bölümde biraz piyasa araştırmasından bahsediyorsunuz. Mesela bu işi daha önce yaptıysanız kendi tecrübelerinizden örnekler gösterebilirsiniz bu alanda. Eğer yeni bir alansa, yeni bir şeyse sizin için yaptığınız piyasa araştırmasını burada dikkate alabilirsiniz. Mesela sizin işinizi kimler alıyor? Typical müşteriniz nasıl? Yani tipik bir müşteriniz nasıl olabilir? Müşterileriniz nerede daha çok? Bu işi nerede kurmak istediğinize bağlı olarak da değişir. Mesela işte şurada mesela Londra'da kurmak istiyorum. Çünkü burada müşterilerin daha çok olacağını düşünüyorum. Neden? İşte çünkü bu konuda açık var, bu konuda ihtiyaç var vesaire gibi şeyleri burada anlatabilirsiniz. Sonra mesela sizin
işinizde sizin yaptığınız şeyi seçmek için seçmeleri için insanlara ne gibi özellikler sunuyorsunuz? Neden sizi seçsinler gibi. Yine biraz piyasa araştırmasının dahil olduğu bölüme bakıyorsunuz. Yani piyasa nasıl ona bakıyorsunuz. Aynı zamanda yine burada sorular var. Hani daha önce yaptıysanız bu işi, daha önce ürün ya da servis bu müşterilere zaten sağladınız mı? Ya da mesela potansiyel müşteriniz vesaire varsa onları da buraya dikkate alıp burada ele alabilirsiniz. Hani siz gelip burada işi kursanız, evet zaten şu müşterilerim de potansiyel müşteriler, benimle çalışacaklarını söylediler gibi burada bahsedebilirsiniz. Onun dışında yine biraz daha burada da piyasa araştırmasından devam ediyor. Herhangi bir mesela yine daha önce bu işi yaptıysanız bu işle alakalı müşterilerinizin feedbackleri, müşterilerinizin sizin işiniz hakkında düşündüğü şeyleri buraya koyabilirsiniz. Ya da işte bu işe yeni başladıysanız yine aynı şekilde market araştırmasını burada biraz daha detaylandırabilirsiniz vesaire. 6. bölümde işte marketing strateji, nasıl marketing yapacaksınız, işlerinizi nasıl insanlara duyuracaksınız. Bu bir web sitesi olabilir, bu bir reklam olabilir, bu kart viziti olabilir vesaire. Bunları buraya yazacaksınız. Mesela ne yapacaksınız, neden bu metodu seçtiniz ve sizce ne kadar fiyatı olacak, ne kadar bir ücreti olacak. Böyle bir şeyden, tabii bunun hepsini doldurmanıza gerek yok ama yapacağınız şeyleri marketing strateji olarak ayrı bir bölümde anlatabilirsiniz. Onun 7. bölüme baktığımızda burada piyasa araştırmasına benzer bu sefer de rekabet analizi var. Mesela bulduğunuz farklı firmalar varsa onları biraz inceleyip o firmanın güçlü yanlarını, zayıf yanlarını, fiyatlarını, ürünlerini vesaire kendi işinizle karşılaştırabilirsiniz. Mesela bulduğunuz bir şirket var İngiltere'de sizin işinize yakın işler yapıyor ama onların şöyle şöyle güçsüz yanları var. Bu yüzden zaten hani piyasadaki marketlerin yeterli olmadığını düşündüğünüz piyasadaki firmaların o yüzden geliyorsunuz gibi bir şey yapabilirsiniz isterseniz. Biraz daha detaylı göstermek için. Ardından aynı şekilde devam ediyor. Sonra bir de SWOT analysis var. Burada sizin şeyiniz, yani sizin işinizin analizi aslında bu. İşinizin, kendi işinizin güçlü yanları, zayıf yanları, işinizi tehdit eden unsurlar ve fırsatlar diye bir bölüm var. Yine burada da güçsüz yanına mesela koronavirüs yanından burada da örnek verebilirsiniz. İşinizin başka güçlü yanlarını buraya yazabilirsiniz. Bunu böyle tablo halinde de yazabilirsiniz. Normal metin halinde de hazırlayabilirsiniz. İşte işinizi tehdit eden unsurlar neler olabilir? Ya da fırsatlar neler olabilir? Bunları anlatacağınız bir bölüm. Önemli bir başlık. Bunu mutlaka koyun. Unique Selling Points de sizi yeniden diğerlerinden ayıran nokta. Yani neden sizi seçsinler gibi bir nokta. Yani aslında amaç burada tamamen... Yani yapacağınız iş planındaki amaç aslında işte insanı, memuru ikna etmek ve ona bildiğiniz gibi yani reklam yaparak ya da böyle kendi işinizden çok güzel bahsederek işinizi satmak gibi bir şey oluyor. 6. bölümde işte yeniden ürün, eğer bir ürün yapıyorsanız, eğer bir ürün satacaksanız bunu nasıl teslim edersiniz insanlara ya da ödeme yöntemleri vesaire neler, sizin bu işi aldığınız tedarikçiler kimler? Ya böyle birazcık daha işin operation, yani nasıl işi yapacaksınız ya da tedarik, teslim, bunlar nasıl olacak, bunlardan biraz bahsedebilirsiniz. Bu daha çok tabii ürün üzerine yapılıp hazırlanmış bir tablo, eğer ürünse yani daha çok böyle bir şey tabloya ihtiyacınız var ama tabii bu zorunlu bir alan değil. Sadece biraz daha detaylandırılıyor burada iş. Burada işinizin yine fiyatları ve fiyatlandırma stratejisi diye geçiyor. Burada yeniden ürününüzse eğer, ürününüzün adı, ne kadar, işte kaç unit bu ürünlerden var vesaire ya da içeriği ne, ürününüzün içeriğinde neler var. Yine burada ürün satacaksanız eğer, ürününüzün yapabileceği kar, tabii aynı şekilde service components da söylüyor. Mesela servisiniz neler içeriyor? Mesela işte atıyorum translation yapıyorsunuz, çeviri yapıyorsunuz. O ne kadara, nasıl fiyatlandıracaksınız? Onu neye göre fiyatlandıracaksınız? Ya da mesela dakikası üzerinden mi interpreting yapıyorsunuz? Yoksa yine çevirdiğiniz metne göre mi bir interpreting fiyatı belirliyorsunuz vesaire. Bunları biraz açıklıyorsunuz burada fiyatlandırmalarınızı. Financial forecast da kesin olması gereken bir şey. Burada da satışlarınızın tahminini gösteriyorsunuz. Mesela ilk ay şu kadar. Mesela ilk aya direkt kar yapamazsınız muhtemelen. O yüzden buralara çok düşük rakamlar yazıp sonrasında işte biraz arttırabilirsiniz bu rakamları. Bu böyle sizin
tahmini satışlarınız ve tahmini giderleriniz gösteren bir şey olacak. Tahmini bir tablo olacak. Bu atacağım, daha doğrusu aşağı koyacağım linkte zaten bunun için başka bir PDF dosyası var. Orada mesela aklınıza gelen şeyleri yazıyorsunuz. O sizin için tablo oluşturuyor. Güzel bir yöntem. Ona da bakabilirsiniz. Personal Survival Budget önemli bir şey. Çünkü bazı insanlar sadece işle alakalı olan financial forecastları vesaire koyuyor ama kişisel survival budget'ını koymuyor. Bu ne demek? Siz geldiğiniz zaman kendiniz ya da size bağımlı olan kişilerle birlikte tüm masrafları giderebilecek kadar paranız olacak mı? Yani tüm masrafları giderebilecek kadar yaşayabilecek misiniz? Eğer işiniz kötü olsa financial forecastlarda mesela ilk aylarda düşük gösterdiğiniz zaman buna rağmen sizin getirdiğiniz sermaye bu personal survival budget'a yetecek mi? Mesela neyi düşünüyorsunuz? İşte mortgage rent tabii ilk başta rent olacak. Bunları tabii araştırarak girmeniz gerekiyor. Rentler genelde Londra'da oda şeklinde bakacaksanız eğer 400-600 pound arası. Biraz daha dış kesimlerde bakacaksanız yine 1000 pound'a kadar artan şekilde evler var. Biraz bakabilirsiniz bunlara. Evlerin fiyatlarına ortalama olarak nerede iş kuracağınızı düşünüyorsanız. Council tax genelde 100 pound'dan başlıyor aylık. Gas, electricity and oil baktığımız zaman bu da ayda 100 pound gibi bir rakam. Water rates ayda 30-35 pound. All personal and property insurances. Personal property bunları property insurance'ımız vardı bizim ayda 7 pound kadar bir şeydi ama yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bazı emlakçılar zorunlu tutuyor. Clothing vesaire alışveriş bunları ekleyebilirsiniz. İşte kıyafet alma vesaire ne olursa. Telefon falan kullanmazsanız gerek yok zaten. Hani ev telefonu ama tabii mobil telefon charge falan 10-15 pound oluyor ayda. Onun dışında işte burada genel olarak sizin harcayabileceğiniz paralar yazıyor. Arabanız varsa araba alacaksınız, onların miktarı falan. Hani amaç burada sizin getirdiğiniz parayla ilk bir sene da en az 6 ay bu masrafları karşılayabilecek misiniz? Onun görülmesi. Estimated income var yine burada. Tahmini income'ınız nereden gelecek? Onun gösterdiği. Burada tabii sizin için income from family partner pek bir seçenek olmuyor. Çünkü sizin kendiniz kazanmanız gerekiyor ve kendi maaşınızı yani sonuçta iş planı yapıp iş kuracaksınız ve bunun üzerinden maaş alacağınız için kendi işinizi burada plana sokmanız gerekiyor. Sizin family partner'ından gelecek bir geliriniz olmayacak. Olsa bile o zaten iş planına dahil edilmiyor. Onun dışında zaten benefit vesaire bunları da alamıyorsunuz. Yani burayı da direkt çıkartabilirsiniz. Estimated income'a sadece kendi aylık size bağlayacağınız maaşı yazabilirsiniz. Bu en az 650 pound olmakla birlikte istediğiniz kadar maaş bağlayabilirsiniz kendinize. Tabii yani 650 pound'dan da aşağıda şey yapabilirsiniz ama genelde geçinmek için, faturaları falan ödemek için en az bir yani 700 bin pound arası bir gelir. Estimated income yapmanız gerekiyor ki hani bunları karşılayabilin. Ardından yine cash flow forecast var. Bu da yine diğer bir tablo. Bu tabloda da yine genel olarak geliş gidişleri göstereceksiniz. Tabii bu şey, bu bir tane genel bir iş planı template şablonu olduğu için burası aslında sizi ilgilendirmiyor. Çünkü bu başka bir, yani şu an biz Princess Trust'ın bir şablonunu kullanıyoruz. Bu işte oradan gelen fundingle vesaire böyle bir şey zaten gösteremezsiniz. Sadece owned funds'ı gösterebilirsiniz. Yani sizin kendi bütçenizi buraya gösterebilirsiniz. Kendi fonlarınızı, hesabınızdaki paraları vesaire burada gösterebilirsiniz. Onun dışında da işte income from sales tahmini olacak tabii bunlar hepsi. Mesela ürün satıyorsanız ürünlerden ne kadar gelir elde edeceksiniz onu buraya yazabilirsiniz. Bu da sizde yok çünkü loan repayment falan vesaire olmayacak. Çünkü sizin kendi paranız olması gerekiyor zaten. Siz borç falan almıyorsunuz. Almamanız gerekiyor sanırım zaten iş anlaşması için. Onun dışında bu yine şey, burası da çok önemli bir yer değil. Böyle bir yer dahil etmedik biz. Bu yine ürünlerinizin işte hangi ürün ne kadar para yapıyor. Ürün adı mesela, ürünün kaç para olacağı. Ve işte nasıl bu kadar fiyata karar verdiniz öyle şeyleri açıklıyorsunuz biraz. Eğer bir ürün satacaksanız orasını ekleyebilirsiniz ama onun dışında çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Onun dışında backup plan denilen şey işte hani yine sizin bir planınız oluyor. Yani eğer hani ilk aylarda çok iyi iş yapmadın diyorsunuz ya da mesela ilk planınız ne olabilir mesela short term plan? İşte marketingi biraz oturtturmak, advertising yapmak, işte şirketin ofisini vesaire ayarlamak. Şirket ofisi almak, internet almak, laptop almak vesaire gibi bir şey olabilir. Long term planlar işte mesela ülkedeki
farklı ajanslara bir şeylere kaydolabilmek olabilir. Eğer freelance çalışıyorsanız freelancerlık yapabileceğiniz diğer siteleri bulmak vesaire olabilir. Plan B, plan B sizin plan B pek sizin bir plan B'niz olmayacak gibi ama yine de aklınıza gelebilecek bir şey varsa, hani işler kötü gitti, o zaman şöyle yaparım diyeceğiniz bir alan varsa plan B ekleyebilirsiniz ama genel olarak ilk aylarda neye yoğunlaşacaksınız, ondan sonra uzun dönemde neye yoğunlaşacaksınız onu anlatsanız yeterli olur diye düşünüyorum. Evet, genel olarak böyle bir iş planı. Yani bu soruların çoğuna cevap verirseniz zaten iş planını az çok hazırlamış olacaksınız. Onun dışında dediğim gibi biraz daha detaylı bu şeyleri açıklamak için financial table'ları, özellikle financial forecast'ları vesaire yeniden aşağıya bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Bu template'e de oradan ulaşabilirsiniz. Buna göre yani illa bu iş planı iş anlaşması için olmak zorunda değil. Onun dışında hayatta herhangi bir iş planı vesaire hazırlayacaksanız onun için de bundan faydalanabilirsiniz. Güzel bir template, güzel bir şablon. Evet, umarım faydalı olmuştur biraz. Sorularınız olursa lütfen yoruma bırakın. Teşekkür ederim. Cheers. Bye.